Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz HDP-PKK ilişkisi. Örneğin Esenyurt'ta HDP ilçe teşkilatında ele geçirilen PKK bayrakları ve APO'nun posterleri büyük tepki çekti. Ancak bundan daha vahimi ise şu ana kadar Millet İttifakı'ndan, yani hem CHP'den hem de İYİ Parti'den bir ses veya açıklama gelmemiş olması. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, sizce HDP ile PKK arasında bir bağlantı var mı? Var olmaz mı, aynı. Onlar yok diyorlar ama. Siyasi kanadı ne yok diyor ya. Salak mı, milleti keriz yerine mi koyuyorlar ya? Maalesef öyle düşünüyorlar ama şimdi... Maalesef yok ki kardeşim. Adamlar giderler dağda fotoğraf verirler. Militanlarla yan yana fotoğraf verirler. Cenazelerinde fotoğraf verirler. Daha farkı mı kaldı bunun? Yani bu millet bu kadar salak mı ya? Ben çok merak ediyorum ya. Bu millet bu kadar saf mı? Ya bu milleti bu kadar salak mı zannediyorlar? Medyayla kandırılacakları mı zannediyorlar? Biri dağdaki terörist, biri meclisteki terörist. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Mesela biri kravatlı, biri silahlı. Özellikle mesela Esenyurt ilçe HDP binasında, evet, o teşkilatta hem APO'nun resimleri, posterleri hem hepsi de... Hepsi dolu teşkilatlar, hepsi militan dolu. Kardeşim, adam dağdaki adam tehdit ediyor. Ben diyor buradan faydalanacağım diyor. Geliyor, üstündeki elbiseyi değiştiriyor ama zihniyet, kalp yine aynı, fark etmiyor yani. Şimdi Sayın İçişleri Bakanımız Soylu başta olmak üzere devletin birçok yetkiliden bunlarla ilgili açıklamalar geldi ama şu ana kadar... Ne CHP'den ne de İYİ Parti'den herhangi bir kınama, bir açıklama ya söz konusu. Gelmezler değil. Aynı safın adamları da onun için. Siyasi menfaat uğruna aynı saftalar yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama şimdi tabii politikayı anlarız. Her türlü söylemi anlarız da ama şimdi PKK ile HDP'nin iş şey olması anlamamız mümkün. Makam mevki makam derdidir. Biz reisi niye seviyoruz? Reisin derdini biliyoruz ki, vatan millet derdinde olduğu için seviyoruz reisi. Gerçekten niyetin halis olduğunu biliyoruz. Onların niyeti halis değil ki. Onlarınkine veil hastalığı deniyor. Mevki makam hastalığı, dünya hastalığı. Anladın mı? Bu dünya ölüp geçiyor. Hepimiz ölüp gideceğiz bir gün yani, anladın? Ama öbür tarafta her hesap vereceğiz. Ha, öbür tarafta ilk hesap verecek olanlar da onlar. Çünkü mevki makam onların. Reis bunu biliyor. Bunun bilincinde davranarak, anladın mı kardeşim, vatan milletin için uğraşıyor. Onlar onun peşinde değiller. Onlar mevki makamın peşindeler. Allah uzak etsin bu devleti onlardan. Evet, yani gerçekten baktığımız zaman çok ilginç. Mesela de, tamam, onlar da açıklama yapmadı. Hadi onlar da geçtik. Ya niye açıklama yani, yapsın ki, tepki çeksin ki? Onlar da varlar bu ülkede. Onların da taraftarları var. Görüyoruz işte, seçim oranlarını görüyoruz. Onlar da varlar bu ülkede yani. Sağ olsun Özal'ın kıyağıdır. Ben onu öyle görüyorum. O kapıları açıp içeriye doldurması Özal'ın kıyağıdır yani bu ülkeye. Bir diğer sorum da efendim. Mesela buyurun. HDP kanadından bir açıklama geldi ve bunu hukuki olarak haklarını arayacaklarmış. Yani bu ararlar tabii. 80 yıldır bu ülkede yapılanıyorlar. Yargıda varlar. Yanlış verilen kararlardan görüyoruz biz yani. Bu kararlar bilerek veriliyor. Kendi adamları tarafından bilerek veriliyor. Bu yargıda bunlar hala varlar. Ben yargıda bir temizlik şart diyorum sadece. Onu demek istiyorum. Yargıda FETÖ'cü var. Sol kanat var. Bunlar da varlar. Avukatlar Birliği'ne baktığın zaman başkanları bilmem HDP'nin cenazelerine gidiyor, söyleşilerine gidiyor. Ya bu millet bu kadar saf değil ya. Bunu unutmasınlar. Bu millet bu kadar salak da değil. Her şeyi de görüyor bu millet yani. Anladın mı güzel kardeş? Bana müsaade. Yetişeceğim. Hemen sorayım. Fazla vaktinizi almadan. Buyurun. Efendim, peki HDP'nin kapatılmasına yönelik bazı söylemler oldu. Siz buna katılır mısınız? Katılıyorum tabii, kapatılsın. Meclisteki kravatlı teröristler bitmeden dağdaki kravatlı teröristler bitmez. Selamun aleyküm, Allah'a emanet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, sizce HDP ile PKK'nın bir bağlantısı var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Bir siyasi kolu, birisi terör kolu. Peki haberlerde dikkat ettiniz mi en son? Mesela Esenyurt ilçe teşkilatında bölünmüş terör örgütüne ait birçok poster ve resimler ortaya çıktı. APO'nun resimlerine varana kadar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir haberim yok bununla ilgili. Ama olabilir yani. Burası Türkiye, normaldir. Normal diyorum. Hiç şaşırmadım. Peki ortada böyle bir tablo var. Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok devlet kurumu bunu aldı. Sert bir şekilde eleştirdi haklı olarak ve, evet, gereği de yapıldı. Evet. Baskın yapıldı. Ama şu ana kadar CHP'den ve özellikle İYİ Parti'den bir ses çıkmadı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti olarak değerlendirmek istemiyorum ama Türkiye'de gerek basının da taraflı olduğunu, siz dahil taraflısınız. Ben bunu diyorum. Yani aynı şeyi AK Parti yaptığında farklı bir yorum, CHP yaptığında farklı bir yorum ki AK Parti de bir zamanlar terörle açılım yapmıştı. Yani yarın bir gün siyasi gelecekte belki yine AK Parti HDP yakınlaşması olabilir diye düşünüyorum ben. Yani burası Türkiye, hiçbir şeye şaşırmam.
Tabii biz özellikle şunu söyleyeyim, yani şahsen ben bir medya mensubu olarak her zaman için devletimin, milletimin yanındayım. Kesinlikle. Ve hiçbir zaman için PKK ile bölücü örgütlerle işbirliği olmaz. Yani. Tabii yanlış şeyler herkes yapabilir, insanoğlu insandır sonuçta. Fakat böyle bir pozisyonda, böyle bir çerçevede baktığımızda yani PKK'nın siyasi bir kanadı resmen ortaya çıkmış evet. oldu bir kez daha. Yani İYİ Parti'nin ses çıkarmaması yani, enteresan değil mi özellikle? Yine aynı şeyi söylüyorum. Bir zamanlarda başka partiler ses çıkarmıyor. Türkiye'nin konjüktürü değiştikçe bakış açısı değişiyor ama ben hiçbir her zaman terörü lanetlerim. HDP'yi lanetlerim. HDP ile yakınlaşan partiyi de lanetlerim. Hangisi olursa olsun. Peki son olarak sizce HDP kapatılmalı mı? Çünkü son günlerde bayağı bir konuşuldu bu. Ya HDP kapatılsa adı farklı olarak tekrar açılacak. Yani demokraside kapatmak bir çözüm değil. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Farklı yönlerden çözüm almak lazım. Yani. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim sizce HDP ile PKK arasında bir bağ var mı? Aynısıdır, aynı. Hiç fark yok. Aynı, ikisi aynı ya. Bunu söylerken mesela... İsim değişikliği var sadece, ikisi aynı. Zihniyet aynı. Niyetleri aynı. Peki efendim, haberleri takip etmişsinizdir. Esenyurt ilçe teşkilatında HDP'nin evet. ilçe teşkilatında birçok evet. posterler ele geçirildi. Bir tarafta terörist başı. Aynen. Hemen yanında da CHP ile İYİ Parti'nin şeyi var, flaması var. Böyle bir toplumu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl değerlendiriyorum? Bir an önce müdahale edilmesi lazım. Ki edildi zaten. Hemen emniyet güçlerimiz baskını gerçekleştirdiler. 6 saat boyunca arama yaptılar ve birçok dökümanlara el koydular. Peki şu an Esenyurt'ta değil. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan bütün bürolarına aynı anda eş zamanlı bizim gücümüz var. Girecekler, görecekler. Hep dağda aramaya gerek yok. Peki Millet İttifakı'nın iki güçlü biliyorsun unsuru var. CHP ve İYİ Parti. Evet. Bunların ses çıkarmaması, açıklama yapmaması, sessiz ve suskun kalması nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Onlar seçimlerde alırlar cevaplarını. Yorumu son daha bırakıyorum. Ama yani değerlendirecek bir şey yok. Seçimde halk görecektir bunları. Bu şekilde hem basın hem emniyet onları böyle çil yavrusu gibi dağıtacak. Sonra halk doğruları görecek. Ondan sonra 2023'te Haziran ayında doğrularını seçecek. Ben burada aslında bir cümleyi kurmadan etmesem olmaz. Yani özellikle yani demokrasi var diyoruz elbette. Fakat bu demokrasiye girmez artık. Bu biraz değil sınırlar aşan bir durum. Yani ben şahsen şunu aklıma almıyor. İYİ Parti'nin ve CHP'nin halen bu tablo karşısında sessizliğini korumasına gerçekten anlam veremiyorum. O zaman madem sizin demokrasi anlayışınız böyle, o zaman ben size bir önerim var. Özellikle mesela bu makam odalarınızda, parti teşkilatlarında bir tarafa, yani mesela sağ tarafa Atatürk'ün resmini koyun, sol tarafa APO'nun posterini koyun. En azından sizin yolunuzun ne olduğunu yani bilelim yani, en azından dürüst olun. Yani madem demokrasi anlayışınız bu, iki fotoğrafı yan yana koyun. Çünkü ortaya çıkan tablo bu maalesef. Lütfen bu sözlerime dikkat alın çünkü halk buradan her şeyi görüyor. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim sizce HDP ile PKK arasında bir bağlantı var mıdır? Vardır. Evet vardır abi. Peki en çok bunu söylerken bir dayanınız var mı mesela? Neyi gördüğünüzde böyle bağlantıyı kurdunuz? Yani medyada gördüklerimi söyleyeyim yani. Zaten ben kendim AK Partiliyim. Evet. Yani HDP'ye karşıyım zaten de. Şeyi takip ettiniz mi mesela, Esenyurt HDP ilçe binasında aynen. baskın yapıldı. Aynen. Oradaki görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? İğrenç yani, korkunç bir şey vallahi, gerçekten yakışmıyor yani. Bence kapatılmalı Bahçeli'nin dediği, Sayın Bahçeli'nin dediği kapatılmalı yani. Yani aslında Sayın Bahçeli'nin dediği doğruymuş yani. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Aynen, yani PKK ile işbirliğini açık açık göstermiş oldular kesinlikle, bir kez daha. Aynen. Bunu biz biliyoruz ama bilmeyenler en azından bir kez daha görmüş oldu. Aynen. Operasyon yapıldı, onu nasıl değerlendirirsiniz? Çok güzel vallahi, yerinde oldu. Bence hepsi kapatılmalı yani. HDP'nin binaları hepsi kapatılmalı bence. Bir de ilginç olan bir şey var. Evet. Mesela ittifakları yani. Aha. Kendi ittifakları içerisinde hiçbir açıklama yok. Aynen. Özellikle İYİ Parti yani, ben CHP'yi anlarım da. İYİ Parti'nin ses çıkarmaması biraz manidar değil mi? Yani vallahi ben de anlamadım yani. İlginç yani gerçekten. Yani, beraber yiyorlar ama saklıyorlar bence. Birlikte ittifak yapıyorlar ama saklıyorlar. İttifak anlarız da şimdi bu ittifak bu resimden sonra yani çıkıp bir şeyler söylemiyorlarsa yani biz PKK'yla daha kadrosuyla farklı düşünmüyoruz anlamına geliyor. Aynen öyle vallahi. Kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Yani gerçekten ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Az önce ifade etmiştim, bunu tekrar söyleyeyim. Yani eğer gerçekten sizin demokrasi anlayışınız buysa lütfen
çalıştığınız o büroların, o siyasi parti bürolarında, o makam odalarınızın sağına, Atatürk'ün soluna lideriniz olarak gördüğünüz Afon'un resmini koyun. Koyun ki Allah aşkına biz de sizin tarafınızı net bir şekilde biz de görelim, halk da görsün. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü yani akla mantığa zarar işler bunlar. Ne derim, Allah size akıl fikri versin. Efendim son olarak neler söylersiniz bu konuda? Vallahi ne diyeyim, yani inşallah Cumhur İttifakı kazanır 2023'ü. Yine başkanımız Tayyip Erdoğan olur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu yani. Türkiye kazanır yani. Tek teminimiz bu yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, eyvallah. Eyvallah. Efendim sizce HDP ile PKK arasında bir bağlantı var mı? O hususa bir cevap veremeyeceğim. Çünkü siyasetle alakam yoktur. Yani genel olarak baktığınızda hani siyasetle alakanız olmasa bile sizce bir bağlantı var mı? Ya ittifakla alakalı ittifak şeyi var zaten bildiğiniz şeyiyle. Ben siyasetle alakalı değilim ama zaten görünen köy kılavuz istemez. Bu kadar basit. Mesela izlemişsinizdir efendim. Yani HDP ilçe başkanlığında özellikle Esenyurt'ta parti binasında olmadık şeyler çıktı ortaya. O manzarayı izlediniz mi haberlerden bilmiyorum ama. Ben izlemedim efendim. Ben ama söyleyeyim mesela yani Apo'nun yani, posterinden. Duyabiliyoruz. Yani böyle şeyler duyulabiliyor. Yani bir şey söyleyebilmemiz hani şeyli mümkün değil. Yani devletin büyükleri varken bize laf söylemek düşmez. Yok, şimdi halk olarak bunu elbette değerlendirmemiz lazım. Çünkü bunu halk değerlendirmesi lazım. Yani yetkililer gereğini yapıyorlar zaten. Mesela o dernek binasına, daha doğrusu HDP ilçe binasına baskın yapıldı. Aramalar gerçekleştirildi. Toplumun her kesiminden tepkiler yağdı. Ama İYİ Parti'nin ve CHP'nin bu durumda bir tek cümle kurmaması sizce manidar değil mi? Ya ben onu bilemem. Şimdi herkes ittifakını savunur. Hazreti Ali Efendimiz'in dediği gibi. Kim kimin ekmeğini yerse onun kılıcını sallarmış. Yani aslında çok da güzel söylediniz. Yani kılıçları belli aslında. Tutan el de belli. Fazla da bu konulara girmezsek iyi olur. Evet. Aslında tabii beyefendi pek siyasete girmeyi sevmediğini ifade etti. Ben de çok fazla sıkıştırmak istemiyorum açıkçası. Ama az önce vermiş olduğu örnekle kılıcın kimle olduğunu veya o elin hangi kılıcı tuttuğunu herkes artık çok net bir şekilde görmüş oldu. En azından bu HDP ilçe binasında ortaya çıkan manzarayla birlikte. Efendim çok teşekkürler. Bir şeydi yapalım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kolay gelsin. İkisi de bir olduğu için bağlantı sormanız yanlış yani. İkisi de bir aynen parti. Mesela en son HDP Esenyurt ilçe teşkilatına yapılan baskından haberiniz vardır efendim. İzlediniz mi? Evet. O manzarayı nasıl değerlendirirsiniz bize? Türkiye için vahim bir manzara. Çok vahim. Tabii eleştiriler geldi. Özellikle Sayın Soylu, İçişleri Bakanımız yani ve diğer AK Partili kurmaylar hem tepki gösterdiler hem de operasyonu gerçekleştirdiler. Bu bağlamda susan partiler var. Özellikle ittifakın partileri var. İYİ Parti ve CHP. Hiçbir açıklama yapmadılar bu konuyla alakalı. Neler söylersiniz? Şimdi şunu şöyle düşünürsen ülkenin ana vatanı için bir şey düşünürsen önce HDP'nin PKK'nın Türkiye'den kaybolması lazım. Ha CHP'yi ben genelinde suçlamıyorum. CHP'nin içinde de varsa paklanması lazım. Yani İYİ Parti'ye baktığımız zaman yani İYİ Parti biliyorsunuz MHP'den kopmuş bir grup aslında. Öyle bir kurulan parti. Yani sözde milliyetçi duygular olan parti. Yani şimdi ben de MHP'liyim. Ben kendim MHP'liyim. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şu an bir aşama yok. Bir partinin içinden ayrılıp bir parti kurmak, aynen partinin yandaşını aşmak yanlış bir şeydir. Yani madem Meral Akşener o kadar İYİ Parti açacaktı, kesin başka parti açsaydı yine MHP'nin kanatlarının altından dolayısıyla parti yürütmeye uğraşıyor. Az canı sıkıldığımız MHP'ye kaçabiliriz hesabı yapıyor. O bitti artık o işler. Yani sizce bu olaydan sonra kime yanaşıyorsa o onunla gitsin. Yani sizce bundan sonra İYİ Parti böyle yani bir durumda açlama yapmaz? Benim görüşüm CHP, İYİ Parti, HDP, PKK bunlar aynı kalemdedir yani. Çünkü bir ülkede bir askerimiz, bir polisimiz, sokakta herhangi bir eylemde bir vatandaşımız şehit oluyorsa, bunlar da buna gülerek bakıyorsa, bu içler acısı bir şeydir yani. Yani mantıkla düşünelim. Bir askerimiz şehit oluyor, bir tane HDP'den bir tane milletvekili ya da herhangi bir vatandaşı gelmiyor. Ama bir tane PKK ölüyor. Yani CHP'den olsun, HDP'den olsun hepsi gidip koşarak gidiyor. Bu ülkede ayrımcılık değil mi? Maalesef öyle. Yani şu ülke Tayyip gibi 50 kişi daha gelse ki bu ülke ancak paklansa. Yani ben kökenimi belli ettim. Evet. Ama diyor da diktatör. Diktatör olmasa altımızdaki mülk mü geçsin? Yani tamam, Tayyip'in de yanlışı doğrusu var. Bunu
şeye karşıyım ben. Şimdi HDP'liler Tayyip'e küfür ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'na küfür ediyor. Edemezsin kardeşim. Tayyip'i eleştirebilirsin. Bak Tayyip'i eleştirebilirsin bir başbakan olarak. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhurbaşkanı'na kimse küfür edemez. Ama şimdi bakıyoruz bir tane sanatçı bozuldu, su çıkıyor. İşte isim de vereyim ben. Bozuldu çünkü yani. Bozuldu abi. İlyas Salman yani haini. %52'yi affedersiniz akılsız olarak itham etti. Vatan haini. Ben onlara vatan haini diyorum resmen. Bizim zamanımızda gönüllerimizi fethedilenler demek ki PKK'yla gönüllerimizi fethetmişler. Onların yatırımı nerede o zaman? Onları araştırsınlar. Ha bizim Türkiye'de bir de şu açığımız var. Açık konuşuyorum. Biz altyapıda zenginlerimizden korktuğu için millet gelirin nereden geldiğini öğrenemiyoruz biz. Niye Avrupa'da bugün bir kilo domatesin satıldığında yarım kilo domates çöpe gittiğinde onun hesabını soruluyor? Bugün adam bakıyorsun trilyonluk arabaya biniyor. Ya bu nereden geliyor kardeşim diyen yok bunu. Bunu diyen yok. Hesap sorulmuyor yani. Hesap sorulmuyor. Bu hesaplar sorulsa Türkiye'nin vergisi 10 bin katı çıkar. Adama bakıyorum trilyonluk adam matrak görse diyor. Ya neyi matrak görse? 400 kişi çalışan bir iş yeri. Benim müdürlük yaptığım bir yer. Açık konuşayım benim müdürlük yaptığım bir yer. 400 kişilik niye matrak göstersin? Bu adam hiç mi kazanmıyor? Jipe biniyor. Korumalarıyla geziyor. Bu matrak olan adam benim gibi zeferet gezer. Yani kazanmıyordur. Bir işçi maaşıdır. Kazandığı o işinin o aygı cirosu. 100 trilyon alacağına 20 milyar almıştır. Matrak gösterirsin. Eyvallah kardeşim. Yani dolaylı olarak devlet vergiden... Her türlü kardeşim. Her türlü. Bugün piyasaya çıkın. Gece. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinden şunu istiyorum. Bugün gece çıksınlar. 20 tane işini geçsinler. Hep üyemeci çalıştırılıyor. Hep kaçak çalıştırılıyor. Ya, bu mantıkla Bağcılar'a girsinler bugün. Akşam saat 8'de 10 tane sokağa girsinler. Millet bedava ekmek dağıtır gibi yemeyeci kuyruğu var orada. Niye devlet bunu gözü görmüyor mu? Oradaki bölgenin karakolları, istihbaratı bunu gözü görmüyor mu? Niye gözü yumuluyor? Sık iş yerini, sık maliyeni sık, şununu sık. Sen de kazan, içi de kazansın. Dolayısıyla olarak halk da kazanacak. Yani ondan sonra millet sağı solu yansıtmayalım. Biz önümüze katmışız bir PKK HDP. Bu varsa silelim arkadaş. Bu varsa silelim. Onu soracaktım. Mesela daha önce Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. HDP kapansın dedi ve birçok tepki aldı. Silelim abi. Bunu silelim. Biz daha dakikaları davulla zurna ile içimize alırsak ben önlem yapamayız. Kusura bakmasın kimse. Yani diyorsunuz ki eğer bugün sınırda bir operasyon varsa sınır içerisinde operasyon yapılması lazım diyorsunuz. Sınır içerisinde değil. Kişisiz adamın evinde operasyon yapacaksın. Evine. Ocağını kurutacaksın. Adamı tutuyorsun. Hırsız tutuyorsun ya. Ben ne bileyim HDP'li mi PKK'lı mı? Gerçek hırsız mı? Benden önce ceza karakoldan çıkıyor. Adamı bir araştır bakayım. Sen kimsin kardeşim? Ana maddesine bir in bak. Her hırsızlık yapmış. Ya adamın 27-28 tane dosyası var. Adamı sokağa salıyor. Niye? Öldürmemiş, yaralamamış. Lan malıma kastetmiş ya. Bununla ilgili mesela hem ekonomik anlamda hem de yargı anlamında reformlar getirilecek. Tabii şu an açıklanmadığı için içeriğini bilmiyoruz. İnşallah dediğiniz bu sıkıntılara bir çare olur. Dileğimiz o. Türkiye Cumhuriyeti'nden istediğim şu. Berisem'de gökteki sallanan bayrağımıza laf ediyorsa benim kellemi alsınlar abi. Benim tek diyeceğim kelime bu. Biz yıllarından beri birlik beraberliğimizi korumuş bir insanız. Kürdüyle, Lazıyla, Çergezi'yle içimizdeki çibanları patlamamız lazım. Tek yani geleyim. Buradan size katılmamak mümkün değil. Yani bakın beyefendi ifade etti ama aslında Türkçesi şu. Yani biz diyor daha da teröristle uğraşıyorsak lütfen içerideki teröristlere göz yummayalım diyor. Yani bir siyasi parti liderinin veya bir başkasının çıkıp da işte siz şöylesiniz, siz böylesiniz, bununla itibatınız var demesi pek de aslında şey değil yani. İç açıcı değil. Yani madem görüyorsunuz yetkisiz de buyurun sahayı temizleyin demek lazım. Şimdi beyefendi ifade etmek istediği bu aslında. PKK ile resim çekinmiş. Ben gittim niye? Gidemezsin kardeşim. Git askerle resim çekin. Git polisle resim çekin. Gidemezsin. Ondan sonra gelmişsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişsin. Yanlış bir şey abi. Bu bizim en büyük yasalarımızdaki en büyük aykırılık burada. Kusura bakmayacak kimse. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Efendim sizce HDP ile PKK arasında bir bağlantı var mı? Ya elbette ki var yani. Var. Var. Kesinlikle var. Son haberleri izlediniz mi? Mesela Esenyurt ilçe binasında HDP'nin birçok
örgütsel dokümanlar ele geçti. Ona gerek yok, hiç gerek yok. Zaten belli. O ortada milletvekilleri onların arkasında duruyor. Doğru da işin var yani. Var demektir yani. Yani katılmamak mümkün değil size. Çünkü gerçekten yani tamam ilçe binasında bunlar ortaya çıktı. Delil ve belge niteliğinde ama zaten beyefendinin ifade ettiği gibi ama hepsi yalnız, birbirinin arkasında duruyorlar. Yani bunu açık açık görüyoruz. Hükümetin burada yanlışı çok var. Niye yanlışı var biliyor musunuz? MHP diyor ki mesela işte diyor Sayış'ta bilmem Danıştay'ı gösterebilme. Onu göstermesine gerek yok ki. Sen mecliste değil misin kardeşim? Ver şeyini. Oradaki milletvekili sayınız da yetiyor AKP ile ikinizin sayısı. Düşürün bunları. Niye düşürmüyorsunuz? Bu işte bir bazı fırıldaklar var. Dönüyor. Ama işte AKP eğer bu yanlışları düzeltmezse gelecek seçimde de kendisini düzeltecek bu millet. Bu gidişatı böyle devam ettirirse kendisini millet düzeltecek bu sefer. Yani AK Parti bu politikalarda yetersiz mi kalıyor? Bu politikalarından vazgeçecek AK Parti önce. Ya halka dönecek, millete dönecek, PKK'ymış. O zaman düşür kardeşim. Niye bu yasa var? Yasaları uygulayın. Yasayı niye uyuyor? Halktan gelecek tepkilerden mi? Halktan gelecek tepki gelmez. PKK'nın ne kadar şeyi var, oyu var zaten belli. O belli. Sen çık millete anlat kardeşim. Sokak sokak anlat. Niye anlatmıyorsun? Gerekçen ne? Sen MHP'yi arkana yaslamıştın. MHP'nin bugün oyu nedir? %2'dir ya. Ben MHP'liyim bak. MHP'ye ben bugün oy vermiyorum da. Vermem de daha. Senelerce oy verdim. Yaptığı pislikleri görünüyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Yaptığı bir şey yok. Benim oğlum öğretmen kardeşim. 5 yıldır 6 yıldır atama bekliyor. 6 yıldır atama bekliyor. Çocuk şeyde doğuda askerlik yaptı. Doğuda güneydoğuda. Van'ın bilmem Çaldıran mıdır nedir orasında askerlik yaptı. Düşün. Bu öğretmen çocuk öğretmen. Bakıyor. Bakın piyasayı görün ya. Görün. AKP'nin yanlışları bunlar abi. Bir sürü yanlışı var ya. Ben MHP'liydim. AKP'ye de senelerce AKP'ye de oy verdim. Bak AKP'nin de üyesiyim şu anda. Bak yeminle söylüyorum sana. Eyüp Sultan'da üyesiyim. Açsınlar şeyini, TC numaramdan bulsunlar. Ama bu gidişat iyi değil. Ya biraz halka dönsün artık yeter. Mesela tabii konumuz HDP olunca şimdi merak ediyorum. Mesela sizce İYİ Parti... Kesinlikle söyleyeyim. İYİ Parti ona eğer yaslarsa İYİ Parti yok olu gider. Yok olu gider. Bir anda gider. Yani şu ana kadar bir açıklama yapmadılar. CHP'den de gelmedi. Hani CHP'yi anlamak mümkün bir noktada da... Olabiliyor. Ama İYİ Parti'nin sessiz kalması... Sessiz kalmaması lazım. Konuşması lazım. Ama şey konuşuyor mesela. O bir tane milletvekili var. Neydi onun ismi? Ya unuttum onun ismini. Devamlı şeyde işte biz PKK ile eşdeğer meşdeğer görmeyin falan filan diyor da. Evet. Gerçekten çıkıp genel başkanı konuşması lazım. Demesi lazım ki arkadaş biz kesinlikle ve kesinlikle bunların arkasında değiliz. Bunlarla da ittifak yapmayacağız demesi lazım. Ama tabii ki ittifak şöyle. Seçim olur. Yani oradan oy kayması olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Ama alani ittifak yaparsa biter gider. Evet. Biter yani. Bunlar önemli konular. Bakın vatandaşlarımız konuları çok iyi teşhis ve tespit etmişler. Yani gerçekten artık HDP'nin ortaya koymuş olduğu maalesef etkinlikler artık halkımız kaldırabilecek bir seviyede değil. Görüyorsunuz ilçe binasına baskın yapılıyor. Yok yok yani. Yani Kandil'deki bir mağaradaki bir PKK'nın üstündeyse Esenyurt'ta gözümüzün önüne çıkan manzara o. Tabii bu şu an ortaya çıkan bir manzara. Diğer ilçelerde de hakeza muhtemelen aynı ve buna benzer birçok olay mutlaka vardır. Ne diyelim bu tepkileri daha hassasiyetle yaklaşmak lazım ve halkın da önerilerini mutlaka dikkate almak lazım. Evet bugün de bir programın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.